Şimdi kodumuzu yazmaya başlıyoruz. Klasörümüze girelim. Project template dosyasını kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Klasörümün ismi STM8S103 Alt-GPI olsun. Proje dosyamı açıyorum. Evet. Öncelikle ilk yaptığımız iş neydi? Kullanacağım çevre birimlerinin kütüphanesini include etmekti. Öyleyse CLK ile başlayalım. Yes, include çift tırnak içerisinde STM8S alt-CLK.h GPIO dosyasını da dahil edelim. Include çift tırnak içerisinde STM8S alt-GPIO.h derliyorum. Evet. Clock ayarlarımız neydi? CLK alt-dinit. Fonksiyonun parametresi yok. Yine dahili yüksek hızlı osilatörü kullanacağız. CLK alt-hse cmd disable CLK alt-tre LSI CMD disable CLK alt-tre LSI CMD enable olacak. Sonraki adımımız while döngüsüyle osilatörün senkronize olmasını beklemek. CLK alt-tre get flux status eşittir 0 olacak. Hangi bayrağı? CLK alt-tre flux alt-tre HSI HSI ready. Bekleme işleminden sonra CLK alt-tre clock switch cmd enable clk alt-tre hsi presscolor config. Burada da presscolor değerleri, yani mikro denetleyicimizin çalışacağı frekanslar. Clk alt-tre presscolor hsi div div 4. Yani 4 MHz ile çalışmasını istiyorum. Çevre birimlerinin aynı şekilde CLK alt-tre size clock config CLK alt-tre Prescaler CPU div 1 çekirdeğimde 4 MHz ile çalışsın. Clock ayarlarım tamam. Şimdi yapacağımız uygulamadaki LED ve buton bağlantılarına göre gerekli portların konfigür ayarlarını yapmak. Yapacağımız örnekte ben D4 ve D5 pinine birer tane LED bağladım. A1 pinine ise bir tane buton bağladım. Butonda harici bir pull-up direnci yok. Dolayısıyla PA1 pininin dahili pull-up direncini aktif edeceğiz. Ve board'umuzun üzerinde var olan PB5 pinine bağlı LED'i kullanacağız. PB5 pinine bağlı LED'den başlayalım. PB5 pini true open drain'di. Konfigüreyi buna göre yapmamız gerekiyor. Yani open drain olması gerekiyor. Öyleyse GPIO alt-init diyorum. Birinci parametre GPIO B. B port olduğunu, GPIO alt-pin 5. Yani 5. pine bağlı. Virgül dedim. GPIO alt-tre mod diyorum. Control space dedim. Ne olacaktı? Out, open drain, yüksek impedans veya low
seçeneğini seçmem gerekiyor. Open Drain'de başka seçenek yok. Burada görüleceği üzere. Öyleyse yüksek impedans seçersem LED'im yanmayacaktır. Sink bağlantıdır buradaki LED. Seçeyim. Aynı şekilde GPIO D, GPIO alt pin 4 virgül GPIO mod 8 push pull low fast olsun. Yani başlangıçta bu LED'im yanmasın. Fast'te 10 MHz'e kadar ilgili pinden çıkış alabileceğimi belirttiğim komut. Aynı ayarları D5 pini içinde yapacağım. Öyleyse burayı 5 yapıyorum. Geri kalan da değiştirmem gereken bir şey yok. Ve butonun bağlı olduğu pinin konfigüre ayarını yapalım. GPIO alt-re init. GPIO A virgül GPIO alt-re pin alt-re 1 virgül GPIO mod in pull up no interrupt diyeceğim. Yukarıdaki seçeneği seçersem input pull up interrupt dersem pull up direncini aktif etmiş olurum. Aynı zamanda external interrupt kütüphanesinde birkaç fonksiyon var. Bunu kullanarak butona bastığımda yükselen kenarda veya düşen kenarda veya yüksekte olduğu sürece, düşükte olduğu sürece kesmeye götürebilirim. Onun için bunu seçiyoruz. Fakat biz şu an öyle bir uygulama yapmayacağız. Dolayısıyla pull up no interrupt olması gerekiyor. Evet. Şu an konfigüre ayarlarımız tamam. FED ile derledim. Bir problem yok. Şimdi nasıl bir senaryo yazalım? Yani LED yak söndür yapmak istiyorum fakat IR'da Pixie, Micro-C işte o tarz derleyicilerdeki gibi Delay Altre MS gibi bir fonksiyon yok. Aslına bakarsak böyle uzun soluklu delaylar gömülü sistem geliştiricileri tarafından pek haz edilmeyen bir durumdur. Bir delay fonksiyonu oluşturalım. Bunun için öncelikle fonksiyon prototipini void main'in yukarısına yazmamız gerekiyor. Hemen şurada fonksiyon prototip başlığının altında şöyle bir fonksiyon oluşturalım. Void delay parantez açıyorum. Noktalı virgül. Uint 32T. Yani unsigned int 32 bitlik sayı. Bu değişkenimin adı da x olsun. Peki. Fonksiyonumun ismi delay. Yani ben fonksiyonu kullanırken delay parantez içerisinde bir 32 bitlik sayı gireceğim. Fonksiyonun ana gövdesinde void main'in altına yazmamız gerekiyor. Yazalım. Void delay parantez içerisinde uint 32t x diyeceğim. Burada noktalı virgül yok. Fonksiyonumu buranın içerisine yazacağım. Peki nasıl olacak buranın içerisi? While x eksi eksi ve noktalı virgül. Yani burada noktalı virgülün yerine şunu da kullanabiliriz. Bir fark yok. Neden bunu kullanabiliriz? Buranın aşağısında herhangi bir kod satırı olmadığı için mikro denetleyici gelecek. X'in değerine bakarak doğruluğunu kontrol edecek. Yani sıfır olup olmadığını kontrol edecek. Sonrasında şuranın içerisini gerçekleştirecek. Buranın içerisinde hiçbir şey olmadığı için buraya noktalı virgül koyabiliriz. Şimdi delay fonksiyonumuz tamam. Bir derleyelim. Şimdi LED'leri yakacağım ve söndüreceğim. Burada dikkat etmem gereken LED'lerin aynı anda aynı şekilde yanıp sönmesini istiyorsam PB5 pinine bağlı LED'i Open Drain konfigürasyonuna göre kontrol etmem gerekir. O zaman yazalım. GPIO Alt-R Bright Hike ne olsun? GPIO D virgül Alt-R pin alt-r 4 aynı şekilde 5 GPIO alt-r
Write Love. Yaparsam aynı anda B5 ve D4, D5 pinlerini yakmış olurum. GPIO B virgül GPIO alt dire pin alt dire 5. Evet. LED'lerimi yaktığım kodlar bunlar. Şimdi delay'i yazalım. Delay 0xFFFF. Bunu birkaç kere kopyalayıp yapıştıracağım. Ne kadar yeterli gelirse artık. Bunları da love yapacağım. Kontrol tuşuna basılı tutarak satırlar arasında tıklama yaparsak her iki satırı aynı anda kontrol etmiş oluyoruz yerde. Evet, buraya love diyorum. PB5000 için tam tersini yazmam gerekiyor. Hide diyorum. Ve aynı delayların buraya yapıştırıyorum. İlk kodumuzu yazdık. Şimdi bunu yükleyelim ve gözlemleyelim. Şimdi yüklemeden önce şurayı 103 yapmamız gerekiyor. Şimdi yüklüyoruz. Evet. Yanıp sönüyor. Buradaki delaylar biraz fazla olmuş. Bunların birer tanesini silelim. Yeniden yükleyelim. Biraz daha hızlandı. Hatta birer tane daha silelim. Evet. Şimdi bir de butonu kullanalım. Diyelim ki while içerisinde GPIO alt tire read input pin GPIO A virgül GPIO alt tire pin 1 olsun. Eşit ise şuraya if yapalım. While değil de if yapalım. Şimdi butona bastığım zaman led yansın. Basmadığım zaman ledim sönsün. Bunu nasıl yapacağım? Pull up direnci olduğu için ben basmadığım zaman şu fonksiyon bana bir değerini döndürecek. Dolayısıyla buraya 0 yazarsam bastığım zaman şu süslü parantez arasını yapmasını isteyeceğim. Bunu kaldırıyorum. Onun yerine döngümü buraya alıyorum. Buraya da else diyorum. Aynı şekilde ledleri söndürme kodlarını da buranın içerisine alıyorum. Şuraları şöyle girintili yapalım. Tab tuşuyla. Evet. Program şöyle işleyecek. If içerisindeki fonksiyon çalışacak. Gidip şuradaki pinin data register'ındaki veriyi alacak, bize döndürecek. Biz butona basmadığımız için buradan bize bir verisi dönecek. Sıfıra eşit olmadığı için else kısmını atlayıp burayı tamamlayacak. Tam tersini düşünelim. Bu fonksiyon bana sıfır değerini gönderdi. Sıfır sıfıra eşit olduğu için if'in içerisi 1 oldu ve şu arayı işledi, led'i yaktı. Else parantezlerini atlayarak programa devam etti. Yükleyelim. Butona basmıyorum. Ledlerim yanmıyor. Butona basıyorum. Ledlerim yanıyor. Bu konu hakkında yapacağım uygulama bu kadar. Şu ana dek öğrendiklerimizde siz de kendiniz ledleri yakıp söndürebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz veya web sitesinden iletişim sağlayabilirsiniz. Yani kafanızda soru işareti kalmamasını istiyorum. Buradaki adımları yerine oturtarak gidersek ileride daha rahat ederiz. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadar. Umarım eğitim serisi faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.